Arkadaşlar merhaba İngiltere'den. Özellikle biliyorsunuz berber arkadaşlara. Çünkü onlara bilgi aktarmaya çalışıyorum daha çok. Şu anda İskoçya'dayım. Yaklaşık bir ayı doldurdum. Burada bir küçük bir kasabadayım. Denize yakın güzel küçük bir kasabadayım. Çok sevimli, çok sakin bir kasaba. Sakinlik sevenler için tavsiye ederim. Ben Londra'dan buraya geldiğim için burasını şu anda çok seviyorum. Instagram'dan Yaman Ridvan adresimden ulaşan arkadaşlar var. Onlar sorular soruyorlar. Onlara cevap veriyorum. Bazen konuşuyoruz da. Fakat bu cevaplara muhtemelen birçok kişinin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için de bir video yapmak istedim. Şimdi bir arkadaş soruyor. Eşim var ve küçük bir kızım var. Onlarla beraber başvurmak istiyorum. Ne yapayım diye. Ben elimden geldiğince cevap vereyim. İki seçeneğim var arkadaşım. Ya eşin ve çocuğunla beraber İngiltere'ye geleceksin. Muhtemelen bu turist vizesi olacak. Ve burada üçünüz beraber bir ev kiralayacaksınız. 2 ay burada yaşayacaksınız. 2 ay sonunda Ankara Anlaşması'na başvuracaksınız. Ankara Anlaşması'nın da süreci 6 ay sürüyor. 6 ay öncesinde de 2 ay olduğu için, çünkü hemen başvuramıyorsunuz. Ben geldim hemen başvurayım olmuyor. 2 ay sonra başvuruyorsunuz. Bu da 8 aya tekabül ediyor. 8 ay boyunca İngiltere'de tüm aileniz rahat rahat geçinecek kadar paranızı göstermeniz gerekiyor. Burada Ankara Anlaşması'na başvururken. Yani farzı misal Londra'ya geldiniz, 1200 pound oldu evin kirası. O 1200 pound artı 400 pound da giderleriniz olsa 1600 pound çarpı 8 yapacaksınız. Bu kadar para bankanızda olması gerekiyor. Yani temiz, nereden geldiği belli olan, kanıtlayabileceğiniz bir paranız olması gerekiyor. Bu ailenizle geldiğiniz yol. Yani 8 ay sonunda Ankara Anlaşması'na kabul edildiniz, aldınız vizenizi. Böylelikle bir yerde çalışmaya başlayabilirsiniz. Ya da aksi halde illegal olarak, yani yasa dışı, ama yasa dışı birçok kişi yapıyor. Böylelikle bir yerde çalışarak 8 ayı da bekleyebilirsiniz. İkinci şık, yalnız geldiniz, sisteminizi kurdunuz, ailenizi getirdiniz. Bunun da süresi 18 ayı buluyor arkadaşlar. Yani siz geldiniz buraya, 2 ay sonra başvurdunuz Ankara Anlaşması'na, 6 ay sonra hak ettiniz ve hak ettikten sonra da 1 yıl bir süre olması gerekiyor. O 1 yıl sürede sizin 20 bin pound kazanmanız gerekir. Bunun vergisini ödemeniz gerekir. Yani memura, İngiltere'deki memura kanıtlamanız gerekiyor. Ben çalıştım, vergimi ödedim, rahat rahat geçindim ve şimdi de ailemi getirmek istiyorum diye bunu kanıtlayabilmeniz gerekiyor. Bu da 18 ay arkadaşlar. Yani 17 olur, 21 olur ama genel süreç bu. Yani Ankara Anlaşması alır almaz ailenizi getiremiyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu aileler için geçerliydi. İkinci bir diğer konu da, bir genç arkadaş yazdı. Kendisi 17 yaşında berberliği öğrenmiş. Elektrik ve elektronik okuyormuş. Kendisi ne yapmalıyım diye sordu. Bence benim tavsiyem argümanı, diploması, referansları, sertifikaları en çok olan konu üzerinden başvurulabilir. Bunu Türkiye'de başvurursunuz, İngiltere'de başvurursunuz. Bu başka bir konu. Ama elinizde en iyi yaptığınız iş değil, elinizde en çok evrağınızın olduğu işle başvurun. Çünkü diploma, sertifika, bu yani kapıyı açmak için bir anahtar. Açtıktan sonra, girdikten sonra dersiniz ki ben arkadaş bu elektrik elektroniği yapmayacağım, berberlik yapacağım. Ya da ben bisiklet tamirciliği yapacağım. Bunu çok seviyorum ve burada en verimli olacağımı, en çok kazanacağımı düşündüğüm iş bu. Bunu yapacağım. Ama ilk önce
gelmeniz, başvurmanız ve bunu almanız gerekiyor. Diğer bir arkadaş, bu arada 17 yaşında dediğim arkadaş, benim tavsiyem ilk önce dil kursuna gelsin İngiltere'ye. Bir ay dil kursuna, tabi bu bütçeyle de alakalı, ama bir ay bir İngilizce kursuna gitsin burada. İngilizcesini geliştirsin, farklı bir ülkeyi ülkede yaşasın, burasını tecrübe etsin, sonra ülkesine dönsün, Türkiye'ye dönsün ve sonra bir yıl sonra artık gelmek üzere kendini ayarlasın. Diğer bir arkadaş Instagram'dan ulaşan, İstanbul'dayım, Türkiye'de berberlik adına üç defa ikinciliğim var. Yani demek ki bu arkadaş bayağı iyi işinde, ki ben gördüm Instagram'ını, üniformalı olarak çalışıyor, bayağı şık bir yerde çalışıyor. Tahmin ediyorum ki iyi de kazanıyor bu arkadaş. Fakat sorusu şu: abi benim akrabam var, dayı ya da amcası varmış Londra'da. Israrla berberliğin çok iyi kazandığını, çok iyi bir iş olduğunu ve onun Londra'ya gelmesini istiyorlarmış. Fakat bir tecrübesi olmadığı için bana soruyor. Benim tavsiyem ona bir turist vizesiyle gelmesi, gelip burada bir süre onlarla beraber yaşaması, kararını sonra vermesi. Eğer iyi kazanıyorsa ve hayatı iyiyse İstanbul'da devam etmesini tavsiye ederim. Sadece buraya geldiğinde eğer kazancının yükseleceğini istiyorsa kazanacak. Daha fazla kazanacaktır. Fakat görüldüğü kadar, uzaktan anlatıldığı kadar keyifli bir hayat önermiyor. Yani öyle bir şey yok. Burada geldiğinde, ben Londra'da çalışırken sabah 8.30'da başlar, akşam 7.30'a kadar %90 hep çalışıyor olaraktan günü bitiriyordum. Yani bu pek, yani o sanat yapma faslı burada yok. Burada size verilen saç kesim zamanı 20 dakika, 25 dakika. Saç sakala 30 dakika verilir. Yani bu sürede sanat değil, yani iş yapıyorsunuz, saç kesiyorsunuz. İkinci bir şey, İngilizceniz de olması gerekiyor ki bunu karşıya yansıtın, karşıya verin, o elektriği verin. Yani bir saatten sonra iyi tıraş yapmasanız dahi o müşteri size gelmeye devam eder. O önemli. Arkadaşlar, birçok soru vardı ama ben bunları şu anda cevap vereyim. Bir şey daha, vize hakkında sorayım. Arkadaşlar, İngiltere çok zor vize veren bir ülke. Bunun için gelmeye eğer kafanıza koyduysanız, niyetlendiyseniz bunun altyapısını hazırlayın. Yani bir masa ve dört bacağı olarak. Bacakları da şunlar. Pasaportunuzda birden fazla farklı ülkelere giriş çıkışlar olsun. Ve mümkünse üst düzey ülkeler olsun. Yani İngiltere'nin kabul ettiği ülkeler, Schengen vizesi olsun, Avusturya, Yeni Zelanda gibi vizeler olsun, Amerika vizesi olsun. Bakın, birazcık diyebilirsiniz, ben oralardan vize alırsam İngiltere ile ne işim var da diyebilirsiniz. Ama buraya niyetlendiyseniz burası için bunların peşinden koşun. Tavsiyem bu. Bankada legal olarak paranız girip çıksın. Bir kere de 50, 70 bin, 10 bin, 30 bin yatıp çıkmasın. 500, 800, 250, 6 ay, 7 ay boyunca durmadan girip çıksın paranız. Yani sizin temiz, legal, doğru çalışan biri olduğunuzu hissetsin karşı taraf. Turist vizesi almak için, İngiltere vizesi almak için, turisti geçtim, İngiltere vizesi almak için bunların yapılması gerekiyor. Ev ve araba, ev tapusu, araba ruhsatı, bunlar da önemli faktörler. Ama yoksa yapılacak bir şey yok. Yoksa yapılacak olanlar, en basiti, çalıştığınız yer, berber dükkanı ya da herhangi bir yer,
sigortalı olarak orada çalıştığınızı görmek isterler. Yani ne iş yapıyormuş bu arkadaş? Berbermiş. Ha, kanıtlasın o zamana geldiğinde. İşte orada sigortayı çıkarmanız gerekiyor. Kalfalık belgesi, başka yerlerden aldığınız sertifikalar, İngilizce sertifikası, yani